Aslında Nikola Tesla'yı anlatmaya başlamadan evvel Thomas Alva Edison'ı anlatmam lazım. Çünkü Nikola Tesla'nın yaptığı işler Edison'ın başladığı işlerin altyapısını güçlendirmiş ve o kadar büyük bir başarı yaratmıştır ki kimse artık Edison'dan değil de Edison'dan bahsetmek yerine Nikola Tesla'dan bahsetmeye başlamıştır. Aralarında çok ciddi bir fark vardır bu iki bilim adamının. Ama ikisi de ciddi bir şekilde formal eğitim görmemişlerdir. Buna rağmen bilim adamı olarak bahsedilmeleri gerekir. Bugünkü elektrik dağıtım, bugünkü aydınlatma, bugüne kadarki aydınlatma teknolojisi alanında her ikisinin de inanılmaz büyük katkıları olmuştur. Önce Edison'dan başlayalım. Edison, sıradan bir Amerikan ailesinin çocuğu olarak doğmuş 19. yüzyılın ortalarında ve çok ciddi, kimsenin düşünemediği icatları yapmaya başlamıştır. Bunların arasında aydınlatma ampulü en başta gelenidir. Aydınlatma ampulünü üreten Edison bu işi nasıl yaptı? Bir kavanozun içine elektrik enerjisi vererekten ince bir telin üzerinden ciddi bir akım geçirerek o telin çok ısındığında yanmadan, erimeden ışık vermesi prensibine dayanaraktan ciddi bir buluş oluşturdu. Bu aydınlatma ampulü Wolfram teliyle yapılmaya başlandığında bundan 15-20 sene önceki teknolojiyle üretilen elektrik ampullerinde kullanılan önemli bir parçaydı. Edison bu buluşuyla beraberinde elektrik de üretmeye başlayarak da volta pilleri dışında bir jeneratör üreterek de elektrik akımı üretti ve bakır tellerle bunu naklederek yolların, şehirlerin aydınlatmasında bunu ciddi bir boyutta kullandı. Ve ciddi bir iş adamı haline geldi. Çok para kazanmaya başladı. Fakat bir yere geldi, artık işi büyütemiyordu. Başka şehirleri aydınlatması olanaksızdı. Daha büyük alanları aydınlatması olanaksızdı. Çünkü bakır teller üzerinden geçerken elektrik akımı bu tellerin yarattığı direnç nedeniyle ciddi şekilde kayıplara uğruyor. Aynı dönemde Avrupa'da yaşamakta olan Nikola Tesla, ki kendisi bir Sırp vatandaşıydı, Amerika'ya taşınmaya karar verdi. Onun da kendine has buluşları vardı. Ve gitti. Amerika'da Edison'ın yanında işe girdi. Birlikte çalıştılar. Biraz sonra Tesla Edison'a bu kullandığı yöntemin ciddi bir yöntem olmadığını, bununla büyük alanlara açılamayacağını, daha farklı bir konsept içinde elektrik üretmesi gerektiğini ve bunun da alternatif akım olduğunu anlattı. Fakat Edison bunu kesinlikle kabul etmedi. Tipik bir mühendis yaklaşımıyla kıskanç bir şekilde davranaraktan Nikola Tesla'yı ezdi. Nikola Tesla da onun yanından ayrılaraktan kendi şirketini kurdu. Başka yatırımcılar buldu ve alternatif akımı icat etti. Kendi adına bir şekilde tescil etti ve alternatif akımla elektrik üretmeye başladı. Alternatif akım ne demek? Doğru akım ne demek? Doğru akım pilin verdiği akımdır. Artı eksi kutupları vardır doğru akımın ve değişmez. Yani bir pilin artı ucundan çıkan akım eksi ucuna doğru akar. Arada eğer bir tüketim aracı varsa, diyelim ki bir ampul, diyelim ki bir elektrik sobası, orada enerji üretir ve akım geri döner. Alternatif akımda aynı şey olur fakat saniyede Avrupa standartlarına göre 50 kere,
Amerikan standartlarına göre 60 kere uç değiştirir. Yani saniyede 50 kere artı kutup eksi olur ve artı olur. Amerikan standartlarına göre 60 kere bu işlem tekrarlanır. Uçaklarda kullanılan teknolojiye göre 400 kereye kadar varan uygulamalar vardır. Bunun üstünde de çıkılabilir. Fakat elektrik dağıtımı açısından 50 ve 60'lık dönüşümler yaygındır. Ve bu dönüşümlerin saniye içindeki değişimlerine de bir Alman fizikçisi olan Heinrich Hertz'in ismine dayanılarak da Hertz adı verilir. HZ olarak kısaltılır. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik akımı, evlerde kullanılan elektrik akımı 110 volt ve 60 Hertz'tir. Yani 110 volttur ve hani pillerimizin hani uçları 1,5 volttur, 6 volttur gibi, 9 volttur gibi değerler taşırken alternatif akımda bu 110 volt, 220 volt gibi, 400 volt gibi değerler taşır ve Hertz olaraktan da pillerde böyle bir şey yokken, değişiklik yokken, yani 0 Hertz'ken Amerikan standartında 60, Avrupa standartında 50 Hertz olaraktan saniyede dönüşerek şekil değiştirir. Şimdi bunun faydası ne oluyor? Doğru akımda doğru akım diyelim ki 100 volt, 110 volt, 200 volt, kaçsa 40 volt, otomobillerde kullanılan akülerde 12 volt, kamyonlarda kullanılanlarda 24 volt, fakat hep sabittir. Bu 220 voltluk bizim evlerde kullandığımız elektrik enerjisi 50 Hz olarak sürekli olarak dönüşüm içinde olduğu için özel transformatörler vasıtasıyla bu gerilimi, 220 volt olan gerilimi biz daha yüksek gerilimlere ulaştırabiliriz. Bunun faydası ne olur? Elektrik enerjisinde elektrik enerjisi kullanırken bahsettiğimiz volt bir direncin üzerinden akarken akım yaratır. Ve bir Fransız fizikçisi amperına sahip bir beyefendinin adıyla anılan akımın birimini oluşturan bir değer taşır. Bir volt bir direncin üzerinden geçerken, ki bu dirence de bir ohm diyelim, Georg Ohm adı verilen bir Alman fizikçisidir o da. Bir volt bir ohmluk bir direncin üzerinden geçerken bir amperden geçer. Elektrik enerjisini formüle ederken gerilim ve akımın çarpımıyla bir Amerikalı fizikçi olan Watt adlı bir beyefendinin birimiyle bir wattlık bir enerji üretir. Enerji tüketir veya işte üretir. Enerji dönüşümü kuralları uyarınca bir wattlık bir enerji bir direncin üzerinde kaybolurken bir wattlık enerji de dışarıya çıkar. Bu ısı olarak çıkar. Bu bir mıknatıs özelliği taşıyan ortamdan geçiyorsa bir manyetik alan yaratır, bir watt'tır. Şimdi tekrar dönüyoruz biraz daha geriye. Nikola Tesla'nın ürettiği alternatif akım transformatörler aracılığıyla daha yüksek gerilimlere çevrildiğinde aynı enerjiyi nakletmek için daha az akım gerekir. Yani 100 wattlık bir enerjiyi 100 voltla üretirken ve tüketirken 100 volt 1 amperle üretip ve tüketiyorsak, 100 voltu eğer biz 1000 volta çıkarttığımızda bu durumda bunun onda biri kadar bir akım geçirmemiz gerekir. Bu da dirençler üzerinde, iletim hatları üzerinde tüketilen enerjiyi çok dramatik bir şekilde azaltır, %1'ine indirir. Bu durumda şehirler arası elektrik akımları iletilirken yüksek voltajla bu işler yapılır.
Şehirlerin dışına çıktığımızda yüksek elektrik direklerini görürüz. Enerji nakil hatlarının direklerini görürüz. Buralarda en küçüğü 154 bin volt olmak üzere 380 bin volt ve hatta 1 milyon volta kadar ulaşan enerji nakil hatları vardır. Ve bunların üzerinden geçen akımlarda gayet düşüktür fakat çok büyük enerjileri karşı tarafa nakletme olanlarına sahiptir. Nikola Tesla'nın yarattığı alternatif akım buna olanak verir. Thomas Edison'ın ürettiği doğru akım buna olanak vermez. Sadece çok büyük enerji kayıplarına yol açar hatlar üzerinde. Dolayısıyla Edison'ın yarattığı sistemler bugün kullanılması imkansız sistemler haline gelmiştir. Ama Nikola Tesla'nın yarattığı sistemler bugün dünyanın her tarafında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.